Cem Karaca'nın Gözyaşları filmi vizyona girdi. Yanımızda filmin yönetmeni Yüksel Aksu var. Yüksel Bey, oldukça zor bir senaryo olduğunu tahmin ediyorum. Çünkü zor bir yaşam öyküsü Cem Karaca. Nasıl bir çalışma yaptınız? Nasıl geçirdiniz bu proje sürecini? Evet, zordu ama zor daha güzel ve estetiktir ya da şeytan azapta gerektir derler ya. Ben biraz zor şeyleri severim. Fakat Açıkçası benim için o kadar da zor olmadı çünkü çocukluğumdan e, ilk gençlik yıllarıma sonraki dönemlerde e, kendimi bildim bileli e, Cem Karaca hayranıydım. Birazcık ahbaplığım da oldu birkaç kere. Hatta 1987'de Türkiye'ye dönüşünde onu karşılayanlardan birisiydim. E, üniversite yıllarında onun parçalarını plaklardan çoğaltıp yasaklıydı o zamanlar. Gizli gizli öğrenci evlerimizde dinliyorduk. Yüksek sesle açamıyorduk. İhbar edilir belki bilmem ne yapılır falan diye. Biraz hakimdim. Tabi araştırma boyunca yepyeni boyutlarını, yepyeni özelliklerini kavradım. Açıkçası koca bir Türkiye tarihi gibi bir hayatı var. yani Doğru. Hem zorlu bir yaşam mücadelesi hem müzik hem de başarı mücadelesi hem de Türkiye'nin sosyopolitik tarihi açısından da çok önemli bir karakter Cem Karaca. Filme çalışırken hem araştırma boyutu anlamında hem de filmografi açısından nasıl bir denge unsuru kurdunuz? Ya özel olarak bir denge peşine düşmedim ama... Ben genel olarak kendi filmlerimde yazıp yönettiğim ve yapımcılığını da yaptığım filmlerde seyirci dostu olmaya gayret sarf ediyorum. Burada da buna gayret sarf ettim. Çok sektör, çok keskin, çok dört şey politik saptamalardan ziyade sanatının, müziğinin, estetiğinin payandalarına, argümanlarına yani dayanaklarının peşine düştüm. Yani atıyorum Çin konusunda ne düşünüyor ya da Orta Doğu konusunda ne düşünüyor değil çünkü öncelikli olarak politik figür değil öncelikle büyük bir müzisyen ve politik görüşleri olan. ...politik e, cümleleri olan ve eserleri olan bir sanatçı. E, hal böyle olunca e, atıyorum önceleri e, kendi biyografisinde de anlattığı gibi... ...benim de araştırmalarıma göre rock roll söyleyen, e, Robert Kolej'de okuyan... ...Bakırköy'de iyi ve kültürlü neredeyse Burjuva bir ailenin çocuğu olarak... ...kendisini askerde Anadolu'yla karşı karşıya bırakınca ya da kalınca... Anadolu'daki sesi, sound'u, tınıyı duyuyor ve Anadolu'nun kadim bir sesi olmaya, kadim bir sesi olmaya yöneliyor. Ve Dadaloğlu'ndan tutun da ilk parçası, Altın Mikrofon Aldı, Emrah o, e, parçası, akabinde Karacaoğlan e, besteleri uyarlamaları, arkasından e, şimdiki zamana dair destansı besteler, parçalar yapması, namus belası gibi ne bileyim, e, ...işçisin sen işçi kal gibi. Aslında namus belasıyla işçisin sen işçi kal... E, ...parçası arasında da bir mutasyon var. Farklılık var. Birisi e, tematik olarak ki filmde göreceksiniz... E, ...tematik olarak yine... ...geçmişin grameriyle yaptığı bir parça namus belası. Ama işçisin sen işçi kal ise... ...şimdiki zamanın yoksullarının, mazlumlarının, halkının dertlerini anlatan anlatmaya çalışan bir modern türkü Aslında ee, Cem Karaca ve kuşağı bana göre Türkiye'nin en bereketli en e, e, hem ulusal hem yerel hem de uluslararası ol, olabilmiş bir kuşak ya yani yaptığım araştırmalarda Dünyarak tarihinde çok rahat ilk onda olduğunu söyleyebilirim ki bunu otoritelerle de konuştum. Ben kişisel olarak dünyarak tarihinde de ilk beşte olduğunu düşünüyorum. Zaten e, temsiliyet olarak da bence hem geçmişin hem de bugünün ciddi bir figürü. Cem Karaca temsiliyet açısından, müzik açısından. Cem Karaca'yı İsmail Hacıoğlu oynuyor. Onunla kişisel olarak yani oyuncu yönetmen açısından nasıl bir çalışma yaptınız? Çünkü Cem Karaca'yı oynamak da oldukça zor olmalı. Ya ben İsmail'le çalışmaya başladığımda önce bir metot belirledik. İsmail'in zaten bir metodu vardı. Bir metot ...tecrübesi vardı. Bir sürü rolü, bir sürü karakteri... ...çok iyi canlandırmış. Ee, en çok endişe duyduğum şey sesti. Yani şarkıları kendisini ...söylemek istediğini e, beyan etti. Ben de... E, garanti veremem dedim. Çünkü son dönemlerde ben çok katıldığım bir şey değil. Yani Bohemian Rhapsody'de sesinin benzerini bir şekilde yapay zeka ile şununla bununla becermişler ama XYZ sanatçısının dünyaya mal olmuş bir sesi ya da Türkiye'ye mal olmuş bir sesi onun sesiyle dinlemeyi çok tercih eden birisi değilim. Yani bana bıraksalar ben daha da eski kafalıyım. Yani playback yapar geçerim. E, fakat e, e, hele hele Cem Karaca gibi yani çok karakteristik, çok böyle eşi menende bulunmayacak bir ses olunca endişe ettim tabi Abi bana bu şansı ver dedi. Şans senin köpeğin olsun dedim ben de doğal olarak. Sonra İsmail bir aktör stüdyo oyuncusu gibi metot çalışmaya başladı. Onun hayatı, hayatına giren insanlar, oğlu, eşi, eski dostları yazılmışlar, çizilmişler vesaire. Bununla birlikte şeyler de konuştuk. Yani 60'lı yıllar anadolu nasıl başladı, o yılların iklimi neydi, romanda neydi, tiyatroda neydi, sinemada neydi falan. Ortaya bir haleti ruhiye çıkarttık. Bu kadar yetenekli olabileceğini bin yıl düşünsem aklıma gelmezdi vallahi. Yani ben hep oyuncu arkadaşlarım bana kızmasınlar. Hani oyunculuğu bir parça icra olarak görürdüm. Yani yazılmış bir metni icra eden falan ama İsmail'le oyunculuğun bir sanat olduğunu yeniden hatırladım. Peki Yüksel Aksu filmografisi açısından bu filmin nasıl bir önemi var Yüksel Bey? Valla benim filmografim açısından içinde Muğla şivesi olmayan ilk filmim. Yani içinde gari lafı yok. Hatta Mehmet Ali'nin bir esprisi vardı, ne yapacağız şimdi dedi. Yani dedi, Cem Karaca Muğla şivesi bilmez ki dedi, ben de dedim Muğla turnesini çekerim, orada bir hikaye uydururuz falan. Cem Karaca ve bu film benim ilk kez tek başına yazıp da yönetip, aynı zamanda yapımcılığına da ortak olduğum veya bizzat iyi, bağımsız olarak yaptığım filmim değil. Yani benim, autör sinemam değil. ...tasarlanmış, yapımcı tarafından alınmış, bununla ilgili ön çalışmaları ve tasarıları yapılmış... ...senaryoları yazılmış, çizilmiş, işte bunlar üzerinden geliştirilmiş bir proje. Burada daha çok teknokrat yönetmen gibi iştirak ettim ama ufak tefek kendi birikimlerimle de... ...yani bazı sahneleri yazarak, bazı sekanslara dokunarak yer yer senaryoya da katılarak iştirak ettim ama şu değil hani Yüksel Aksu'nun bugüne kadar hani Ege'de dondurmam kaymakla başlayıp iftarlık gazozla ilerleyen yerelliği, evrenselliği, ulusallığı ya da daha kadim şeyleri tartışan bana ait olan benim yazdığım bir şey değil. Bu anlamda da özel bir konfor yaşadım. Yani bir yapım var profesyonel ekipler var işte şu kadar sürede çekilecek, şöyle olacak, böyle olacak. Ee, benim zaten sektörde asistanlıktan geldiğim için güçlük çektiğim bir şey olmadı yani. Ben sadece Cem Karaca'nın hatıratına ve etikasına ve estetiğine e, halal getirmeyecek şekilde elimden geleni yaptım. Daha önce bir röportajınızda bu filmi aslında yapmaya çok istediğinizi ama ilk teklifin size gelmediğini ee, anımsıyorum. Öyle bir röportaj anımsıyorum. Bu filmi yapmayı çok istemişsiniz. Bunun sizin kişisel tarihinizle bir ilgisi var mı Yüksel Bey? Açıkçası var. Şöyle yani meşhur laf vardır ya yani, kısmetsiz dayak bile yenmez diye. Yani Cem Karaca filminin yapılacağına dair ya da işte bir takım e, görüşmeler yapıldığına dair duyumlar aldığımda Emrah'ı aradım. Emrah Karaca ile buluşup dedim ki babanın filmini ben çekmeyi çok isterim. Aman ha dedim aklında olsun, aklının bir yerinde olsun falan. Gel zaman git zaman öyle kaldı. o. Ben başka işlere kaptırdım. E, sonra duydum fakat başka bir yönetmen, başka bir hazırlık vesaire falan duyunca da tabii dedim ben hani bir parça tevekkül sahibi adamımdır. Nasipsiz dayak bile yenmez diyenlerdenim. Sonra bir gün bir görüntü yönetmen arkadaşım Ersan aradı. işte Cem Karaca'yı seni düşünüyorlar falan. Çok memnun olurum dedim. Ben döndü dolaştı. Cem Karaca gene bana geldi yani. Kısmet işte yani. Ee, nasıl bir set süreci geçirdiniz Yüksel Bey? Aslında e, sizin setleriniz konforlu olur. Ötör yönetmen olduğunuz için. Nasıl bir set süreci geçirdiniz? Kalabalık bir ekipsiniz. Valla bu set konforluydu. Benim önce setlerimdeki konfordan bahsedemem. Tabii bir önce iftarlık gazozda Muzaffer Muzaffer de asıl yapımcımız. O da büyük konfordu ama dondurmam, kaymak falan bayağı açlık, e, sefalet ve coşku ve taşkın. Yani o, o, o başka bir kafaydı yani. E, bu sette ciddi bir konfor yaşadım açıkçası. Teknik, tekno, teknolojik. Aynı zamanda tedarik, sahnelerin hazırlanması, getirilen kalabalıklar, çok kalabalık sahnemiz vardı. Valla 7 haftada bitirelim dedik, 7 haftada da bitirdik. Peki son olarak şunu sormak istiyorum. Türkiye hem gişe filmleri açısından hem de bağımsız filmler açısından güzel zamanlar geçiriyor oldukça verimli bir dönem bence her ne kadar e, politik iklim bizi buna götürmese de sanatsal açıdan güzel bir birkaç zaman geçiriyoruz e, bununla ilgili bir değerlendirme yapmak ister misiniz Yüksel Bey? Yani söylediğiniz e, geçen yıllara kadar ya da pandemi öncesine kadar doğruydu ama pandemiden bu yana pek öyle görülmüyor salondan seyirci uzaklaşmaya başladı e, yine bağımsız filmlerin yapımı e, yapılması e, enflasyonla ve muhtelif koşullarla çok zor hale geldi. E, şimdilerde tekrar seyirci e, salonlara gelmeye başladı ve bu sevindirici bir şey. E, Cem Karaca gibi bir popüler figürün bence popülerlikle e, şey arasında bir çelişki yoktur. E, az seyirci, çok seyirci bunlar başka denklemler. Yani dünyanın en iyi filmini çekersiniz, acayip gişe yapar. Yapmayabilirdi. O en iyi ya da kötü olduğu anlamına gelmez. Koşullar, o günün şartları, PR bin tane enstrümanı var. E, popüler sinemada gerileme var. Art House diye nakşedilen sinemada da bence bir durgunluk var. Umarım e, aşılır çünkü çok iyi bir e, 20 yıl geçti sayılır önceki dönemlerde. Şu sıraları biraz endişelerimiz arttı ama toparlar diye düşünüyorum. Pir Sultan'ın Dadaloğlu'nun vakti zamanında kemi çağlarında halklarına gösterdikleri duyarlılığı biz muyuz kendi halkımız için. Hey Yanımızda Fikret Kuşkan var. Cem Karaca'nın Göz yaşlarının filminin babası Mehmet Karaca'yı oynuyor kendisi. Fikret Bey karakterinize nasıl hazırlandınız? Nasıl bir araştırma süreci yaşadınız? Bize kısaca bahseder misiniz? Şimdi tabii bu süreç Yüksel Aksu'nun da dediği gibi yönetmenimin en zorlu noktalardan bir tanesiydi. Özellikle Mehmet Karaca konusunda çok da fazla ciddi anlamda bilgilere sahip değiliz. Toto Karaca hakkında oldukça yüksek bilgiler var. Ee, görseller çok yüksek. Ee, yine Cem Karaca ile keza ilgili olarak. Fakat Mehmet Karaca e, çok da kendi şahsına münhasır biraz da e, kapalı tutmuş. Hani e, bir insan. Karaca Tiyatrosu'nun kurucusu, tabii ki hakkında çok az ve kısıtlı şeyler biliyorduk. Bu yüzden biz yönetmenimle birlikte buna bir şekil vermek, yani bir üslup bulmak. Öncelikle Mehmet Karaca'nın içine girmek, sonra kostümlerini giymek zorunda kaldım. İçine girmektense, yani Mehmet Karaca'nın Mehmet Karaca olabilmekse... E, evdeki mevcut kayıtlar az olduğu için biz dediğim gibi yönetmenimle paslaşarak e, doğruyu bulmaya çalıştık. Sanırım elimizden geleni yaptık. Yani doğru yaptığımızı düşünüyorum. E, nur içinde yatsın e, sanatkarımız. E, en azından mezarında ters çevirmedim. E, yani toprağı bulasın. Peki Fikret Bey, biz hem zor bir yaşam mücadelesi izleyeceğiz hem de Türkiye'nin sosyopolitik tarafını da hissedeceğiz. Oraya da Cem Karaca bir figür, bir müzisyen, bir efsane olarak o tarafa da dokunuyor. Siz bununla ilgili ne söylersiniz? Şüphesiz öyle. Şimdi Cem Karaca kendi şahsına münasır bir insan olmanın ötesinde Türkiye'de var olan... Herhangi biri değil, herhangi bir müzisyen değil. Çok kıymetli, çok değerli. Bir de düşünsenize, öyle bir dünya, öyle bir tarihte dünyaya gelmiş ki 1945, İkinci Dünya Savaşı'nın bitimi arkasından 6-7 Eylül olayları arkasından, travmatik bir biçimde belki de kendisiyle çok benzerlik yaşadığın bir enerji hikayesi. Ben de çocukken. 10-11 civarlarında yaşamıştım. Ee, hemen akabinde 6-7 Eylül dediğim gibi arkasından muhtara 60 muhtırası ee, sonrasında inatçı yapısı ee, burnunu sokmadığı hiçbir yer yok. Elini koluna hani eliyle koluyla vücuduyla ateş parçası gibi dalmadığı yer yok. Ee, Mehmet Karaca'nın en çok tabi e, burada babasının oğlunu korumak ve torununu korumak, ailesini korumak, en çok da e, kadim bilgiye sahip olduğu için ve bu ülkede, bu topraklarda nelerin nasıl, ne şekilde yaşandığını daha öncesinden, gençliğinden de bildiği için 1900 doğumlu Mehmet Karaca, e, dolayısıyla Balkan harbini görmüş, yani ve işte sonrasında işte Kurtuluş Savaşı'nı görmüş ve birçok bilgiye sahip bir insan. ...dönemi de çok yakından takip ediyor... ...ve de çok... E, ...hem çok kıymetli bir oyun yazarı... ...aynı zamanda yönetmen... ...aynı zamanda da sinemada... ...dönemin sinemasında var olmuş bir... E, ...aktör... ...kolay değil... E, ...Türkiye'de... ...sanatçı olmak... ...sanatı icra edebiliyor olmak... ...aslında bu yeni bir şey değil... ...bu çok eskiden beri de böyleydi... ...tam tarihini hatırlamıyorum ama... E, Net bir biçimde tarihini hatırlamıyorum ama oyuncuların şahitliği yasaktı bir dönem. E Bir dönemde daha öncesinde de zaten bizim Türk oyuncularımızın sahneye çıkma, kadın oyuncularımızın sahneye çıkması yasak. Bu yüzden zaten azınlıklar tarafından oynanıyordu. Mehmet tabii ki oğlunun başına gelebileceklerinden çok korktuğu için neler olabileceğini kestirdiği için ve akışı gördüğü için yani bir baktığında 10 yıl 15 yıl sonrasını görebildiği için hep tutmaya avucunun içinde tutmaya ve zarar gelmesin diye çok çabalıyor fakat e, oğlan cıva gibi ele avuca sığmıyor yapılacak bir şey yok diye en sonunda yok kaçarı yok zaten sahnedeyken onu ilk çıktığı zaman anlıyor onu biliyor yani zaten Böyle bir ailede böyle bir e, sanatçı aileden doğan bir çocuğun kalkıp da e, <laughs> yani e, annesi bir taraftan Toto Hanım e, Cem'i daha bebekken kuliste emziriyor. E şimdi o vıyak vıyak bağırırken diğer taraftan sahnede oyun akıyor. E, bir taraftan aralarda gidip bebeği emziriyor bir diğer taraftan oyununu oynuyor. E şimdi burada büyümüş bir çocuğun otuzlu yutmuş bir çocuğun ondan sonrasında geri dönüşü söz konusu olabilir mi? Evet. Değil. Fakat yine de e, elinden geleni yapsa da bazen sert bazen yumuşak kabul etmek zorunda kalıyor. Yapabileceği de bir şey yok zaten. E, cinsine çektiğin cinsine benzer yani. <gülüyor> şimdi <gülüyor> yani burada <laughs> cinsine çektiğin cinsine benzer. Ne diyelim yani olması gereken buydu. Ee, babanın hedefleri tabii ki ta başka. Fakat e, Cem'in de inatçılığı nihayetinde e, onu çok önemli ve çok kıymetli bir noktaya getiriyor. Babadan almış olduğu öğretilerle birlikte de e, nihayetinde e, Anadolu Rakı kuruyor. Söylediği çok kıymetli bir cümle var Cem Karaca'ya. E, oğlum sen bu memleketin sesi olacaksan... Önce bu me memleketi, bu toprakları, bu toprağın insanını, acılarını bilmek zorundasın. Sen İstanbul'u Türkiye'den ibaret zannediyorsun. Suadiye'den öteye bir adım atmamışsın. <laughs> Anadolu diye Suadiye'den öteye bir adım atmamışsın. Bir dakika, hiçbir şey karşıma <laughs> Ben bu memleketin sesi olacağım diyorsun. Olmaz öyle bir <laughs> şey. Yani şu üstüne başına kılığına kıyafetine bak senden olsa olsa Amerikan sesi olur diyor. Tamam mı? <laughs> Başka bir şeye yönlendirmeye çalışıyor aslında. Evet. Çünkü görüyor, biliyor. Yani yapacaksan o zaman özgün ol diyor. Yani niye, neden videoslar yani niye elbisler? Tamam çok güzel, hoş, mükemmel. Her şey evet, çok biz güzel. De biz de seviyoruz. Her şey çok güzel de sen ol sen. Yani sen bu toprağın çocuğusun. Bu toprakların o zaman sesi olacaksan. O zaman başka bir şey yapman gerekiyordu, askerden döndüğünde ve askere gitip de gittikten sonra ve geri dönüşü zaten, Cem'in muhteşem oluyor, baba da zaten hani... Burada hep farklı bir hikaye izleyeceğiz. Hem bir sanatçının hamurunun yoğrulmasını, hem bir Türkiye e, politikasının atmosferini, hem bir müzik yolculuğunu, her şeyi evet. ...peş peşe yaşanan şeyler var yani o kadar sıkıntılı bir dönemde ortaya gelmiş ki dünyaya gelmiş geleceğim. Yani çok küçük yaşlarda öyle travmalar yaşamış bir çocuk ki e, tiyatrolar basılıyor, istiklal Pera parça parça ediliyor, e, kendini bilmez bir yığın halinde başı bozuklar e, ülkede yaşayan azınlıklara karşı çok şiddetli bir harekete geçiyorlar ki bu topraklarda yaşayan hiçbir azınlığımız bunu hak etmiyor. Olmaz öyle şey. Sanatta tam olarak bunu anlatmak için var bence zaten. Ee, Siyasette de olmaz bence. Ee, diplomasi, konuşmak her şeyi çözer bence. Yani... E, e, ...karşılıklı bu bunu yaptı, ben de bunu yaparım, bu bunu yaptı, ben de bunu yaparım yerine... E, ...akıllı olmak lazım yani... ...akıl sürecinden ve süzgecinden geçirmek lazım. Şu anki... ...kültürel dünyayı, sanat dünyasını... ...çok hızlı tüketilen bir dünya, her şeyin çok hızlı tüketildiği bir dünya... ...ama işte filmlerimiz, tiyatro oyunlarımız, tekstlerimiz, sahnelerimiz devam ediyor. Bunlarla ilgili neler söylersiniz? Ee, sizin taraftan baktığınızda nasıl bir Türkiye sanatı görüyorsunuz? Ee, daha başarılı olabilir, daha yüksek atılımlar yapabilir. 1990'larda ve 2000'lerde özellikle bu öngörülen ve çok ciddi anlamda atak yapan bir Türk sineması ayağa kalkan. O döneme kadar hani. E, 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 emekleyip taytay tay durup taytaydan sonra yürümeye başlayan, 3 yaşına gelip koşmaya başlayan bir e, çocuğumuz vardı sinemada sanatımızın her alanında. Sonrasında e, çok ciddi bir kırılma noktası yaşadı. O kırılma noktasından kırılma noktasının içinde olmuş olsak bile şu anda yine de Türkiye'de Türk sineması adına tiyatro Adına her sanatın her anlamında ee, benim bile takip edemediğim çok kıymetli ve özel gençler ve büyük çabalar olduğunu farkındayım biliyorum. Eşim özellikle ben çok yakından takip edemesem de çünkü Instagram'dan anlamıyorum, onları anlamıyorum, bundan anlamıyorum yani bildiğim şeyler değil bunlar benim akıllı telefonlar falan. Yani hala kitap, kitap olacak, kokusu olacak, bunu açacağım, kör kör okuyacağım filan. <laughs> yani e, telefondan şey, tele, işte o telefonlardan, iPad'lerden yani senaryo okuyamam. Mutlaka... Evet senaryo olarak elimde böyle basılmış, verilmeli ki. E Kalemle kağıtla çalışan bir insanım hali hazırda ben. E, <laughs> çok çalışmak lazım e, ee, rahmetli Halil İnalcık çok kıymetli bir cümle söylemiştir. Ve ben bunu çok küçük yaşımda hedefim olarak belirlemişimdir. Çok yüksek bir yerlerde ve çok uzakta bir yerde ve çok yüksek bir yerde bir büyük bir hedef belirle. Belirlesin arkadaşlarımız. Büyük bir hedef belirleyip o hedefe ulaşmak için çok çalışmaları ve çok çok ama çok çalışmaları gerekiyor. Ve oluyor ama. O hedefe ulaşılabiliyor. Ben bunu gördüm. Ben bunu biliyorum. Hangi koşulda, hangi dönemde, ne anlamda olursa olsun, ee, ne türlü yaşarsak yaşayalım, yokluktan varlık doğurabilmeliyiz. Ee, ve üstelik de aslında yokluk bunu tetikler. Evet. E çünkü ben biliyorum, bizim annelerimiz, e, hatta dedelerimiz çok ciddi bir yokluk dönemi çocuklarıydı. Biz de hemen onların elin ucundan biraz o yokluğun ne demek olduğunu biliriz. Mesela ben çocuklara işte sette genç arkadaşlarıma e işte sen papara yedin mi hiç derim. Bunu zalim İstanbul'da kullanmıştım. Sen papara yedin mi hiç dedim. Döndüm. Ya Berkay'dı ya Ozan'dı biriydi. Çocuklar da vardı, gençler, kızlarımızlar da vardı. Ee, yok abi şimdi papara yiyecek ben ne yaptım ki dedi. Azar zannetti paparayı. Papara şimdi iki anlamda kullanılır ya, hani azarmış gibi kullanılır. Aslında papara bir yemektir. Yani üç çeşidi vardır. Zenginler etlisini yapar, orta halliler tavuklusunu yapar, hiç olmayanlar da. Yok. Tilt suya soğan doğranır, bayat ekmekler doğranır. Yani ekmek sokağa atılmazdı. Atılamaz. Ben bu yüzden tavuk besliyorum. <gülüyor> <gülüyor> Hiçbir şey atmamak için. <laughs> Çok teşekkür ediyoruz Fikret Bey. Çok keyifli bir sohbetti. Filmin yolu açık olsun. E, nice nice işlerde. Biz de sizi izleriz umarım. Çok teşekkür ederim. Affedersiniz. Bu, bu, bu filme emeği geçen Tüm ekip arkadaşlarımın ee, en alttan en üstte kim varsa herkesin ellerine sağlık. Çok sağ olsunlar. Büyük bir aşkla ve büyük bir tutkuyla, büyük bir kavgayla bu filmi yaptık. Elimizden geleni yaptığımızı umuyorum. Ben de hiç izlemedim. Bilmiyorum. İsmail her şeye hakim. Ben bir kare bile bilmiyorum açıkçası. <laughs> <laughs> Geçenlerde bir minik bir seslendirme için birkaç kelime için gittim. Onda da dedim ki görüntüyü kapatın ben dedim sesimi vereyim siz boğalarsınız dedim. Ee, heyecanımı buraya saklıyorum. Ama yönetmenim tamamdır canım yani ben 75'i cebime koymuşum. En güzel puandır. Bitti gitti. Söz sanatlarının bugünkü konu Yüksel Aksu ve Fikret Kuşkan'dı. Cem Karaca'nın Gözyaşları filmi vizyona girdi. Herkesin izlemesini tavsiye ederiz. Görüşmek üzere. Orası benim vatanım. Orası benim toprağım. Anladın mı?